Dear friends, dear Global Engineer Girls, I am delighted to introduce you to our esteemed guest who will be joining us from United States online. Please welcome the renowned astrophysicist and academic, Dr. Feryal Özel. Actually, we went to the same school in civil engineering with her sister, Melda, and we were like together for 4 years. And it was very nice time in Boğaziçi University. But it's very interesting that we are reconnecting with Özel family, with Dr. Feryal Özel. As you all know, she is the leading figure in the field of astrophysicists, renowned for her groundbreaking research on the structure of the universe and the black holes. She currently holds positions at NASA and Arizona State University. Dr. Özel made headlines around the world when she was among the 200 scientists who contributed capturing the first ever image of a black hole in April last year. I'm sure you all remember the news about Dr. Feryal Özel, where we were very proud for a Turkish woman scientist who is working on this field, and they made a pioneering effort. Her leading work has brought great pride to Turkey and the scientific community as a whole. Dr. Feryal, thank you for joining us today. We wish you were here with us in Istanbul to feel the energy, because there are like here more than 400 women engineers from Turkey, from Kosovo, from Macedonia, from Saudi Arabia, our mentors, our partners, our special guests, and there's crazy energy here. We are very, very energetic. But next time, we hope to see you here, and the online floor is yours. Thank you. Thank you. I can feel the energy. I can feel the energy all the way from here. Don't you worry. Merhabalar mühendis kızlar, Limak Vakfı ve tüm konuklar. Hello everybody, Global Engineer Girls. I'm so delighted to be a part of this event. Ben size Atlanta'dan katılıyorum. Arizona'dan 2 yıl önce Georgia Tech Üniversitesi'ne geçtim. Orada bölüm başkanlığı yapıyorum. Aynı salonda olabilmeyi çok isterdim ama böyle bağlanabildiğim için de çok mutluyum. Çok teşekkürler. Size kara deliklerin görüntülenmesiyle ilgili. Size kara deliklerin görüntülenmesiyle ilgili bir sunum hazırladım. Biraz önce duyduğunuz gibi benim çalışma alanım kara delikler, ama öncelikle size kara delikler ne, onu birazcık anlatmakla başlamayı istiyorum. Projenin ayrıntılarına girmeden önce. Kara delik nedir? Kara delik, yer çekimi o kadar güçlü olan bir cisim ki ışığı bile yutuyor. Kara delikleri anlamak için Einstein'ın genel görelilik teorisini kullanıyoruz. Bu teoriye göre bütün cisimler, aslında kara delik olsun olmasın, bizim güneşimiz, dünyamız, hatta vücudumuz bile çevremizdeki uzay zamanı büküyor. Ama kara delikler o kadar çok büküyor ki ışık böyle yolunda düz gitmek yerine bir kara delik oluştuğunda onun içinde hapsoluyor. Yani bu animasyonda göstermeye çalıştığım, ışığın yolu büküldüğü için ve de çok fazla büküldüğü için bu kara deliklerin uzay zamanında hapis kalıyor. Dolayısıyla çevresinde olan maddeleri içine çekerken bu yapılan ışımanın bir kısmı evrenimizden yok oluyor gibi düşünebilirsiniz. Ortada kara bir delik kalıyor. Biz de bunun gerçekten evrende olup olmadığını ve de kurallarının bizim anladığımız biçimde yer çekimi teorisine uyup uymadığını anlamak için biz bu kara deliklerin direkt görüntüsünü alalım, resmini teleskop kullanarak resmini çekelim diye 20 yıl önce böyle deli bir projeye başladık. Kim düşünür gidip kara deliğin resmini çekelim,
Fizik kanunları gerçekten bildiğimiz gibi mi işliyor, ya da işlemiyor mu? Onu kendi gözlerimizle görelim diye. Peki kara deliğin resmini çekmek ne demek? Interstellar filmini gördüyseniz orada bir kara delik resmi kullanılıyordu. Sol tarafta gördüğünüz. Bu çok gerçekçi bir resim değil aslında. Tabii ki biraz Hollywoodlaştırılmış bir şekli. Ama bazı açılardan da gerçekliği olan bir resim. Biz ne arıyoruz? Kara deliklerin, özellikle galaksilerin merkezindeki büyük kara deliklerin çevresinde dönen gazların yaptığı ışımayı görmeyi istiyoruz ve bu ışımanın bir noktada kaybolduğunu görmek istiyoruz. Yani bu ortada gördüğünüz sol taraftaki resimde ortadaki deliği arıyoruz. Bu neden çok gerçekçi değil? Bizim gözlemlediğimiz kara delikler bu şekilde ortasında bir çizgi görünecek gibi davranmıyor. Gerçekten tamamen bir halka oluşturacak gibi davranıyor. Ama dediğim gibi ben kariyerime bunların fiziksel modellemesini yaparak başladım. Daha doktor öğrencisiyken bu benim çok ilgimi çeken bir konuydu. Madde bu tür ortamlarda nasıl davranır? Kara deliklerin görüntüleri nasıl olabilir? Bu gerçekten 1999 yılında, hatta 25 yıl önce, ben 20 yıl demeye alıştım ama zaman geçiyor. 25 yıl önce başladığım bir yol. Benim çalışmalarım ilk başta daha çok teorik ve bilgisayar modellemesi üzerineydi. Bilgisayar modellemesi derken biz alıp olan bir programı bilgisayarımızda işleyip bunları kullanmıyoruz. Bütün yazılımları kendimiz yapıyoruz. Hatta bazen olmayan nasıl çözeceğimizi bilmediğimiz denklemleri bilgisayar yardımıyla çözerek yeni fiziksel kavramlar geliştirebiliyoruz. Yani benim için çok ilginç olan tarafı astrofiziğin bu. Hatta fiziğin genel olarak. Bu teorik fizik bazen dediğim gibi bu denklemlerin çözümü, bu ortamların modellenmesi kağıt kalemle yapabileceğimiz şeyleri çok çok fazla aşıyor. Hatta normal bir bilgisayarla yapacağımız şeyleri de aşıyor. Dolayısıyla bu bilimin aynı zamanda teknolojik bir kısmı da gelişiyor. Size mühendis kızlar olduğunuz için özellikle söylemek istediğim, bazen kendi birikimimiz, kendi bilgimizin dışında yeni yerlere götürebiliyor projeler bizi. Dolayısıyla bunu öğrenmekten, devamlı kendinizi geliştirmekten korkmayın. Örneğin bu bilgisayar modellerinde biz daha 2010 yılında GPU teknolojisi kullanarak modellerimizi aşırı hızlı bir biçimde bilgisayarda yapabilme tekniği geliştirdik. Bu benim eski öğrencim. Elini kullanarak, bir uzaktan kumandayla elini kullanarak sanki oyun oynuyormuş gibi aslında bilgisayarda 1 milyon denklemi aynı anda çözüyor ve kara deliklerin çevresinde ışığın nasıl saçıldığını, nasıl hapsolduğunu ve de hangi ortamlarda bunu nasıl görebileceğimizi çok çeşitli şekillerde modelliyor. Bu bizim dediğim gibi 2010 yılında başlayan bir çalışmamız. Bilgisayar platformları yetmediği zaman bu yeni teknolojileri adapte edip, hatta 2012 yılında büyük bir bilgisayar ağda kurup bu yeni teknoloji üzerine IBM ortaklığıyla, o zamanlar University of Arizona'da bu bilgisayar ağını kurup kara delik görüntüleme projesini ileri bir noktaya getirdik. Ben birazcık kişisel yolculuğumdan da bahsetmek istiyorum. Harvard ve Princeton yılları, dediğim gibi bu modellere başlamam 1999 yılında. Bu benim o zamanki masam. Bu Princeton'da yaptığım çalışmalar her zaman kara tahta ve birçok heyecanlı konuşmalar. Bunu nasıl yapsak, şunu nasıl yapsak gibi. Onları da şimdi ekranda herhalde görebiliyorsunuz.
O dönemlerde benim bu uzay ufku teleskobu, olay ufku teleskobu pardon, da liderlik rolü almamın nedenlerinden biri, o dönemki çalışmalarda ışığın hangi dalga boyunda bu gözlemleri yapabileceğimizi ve hangi kaynaklara, yani hangi kara deliklere evrendeki bakıp bu deneyi yapabileceğimizi 2000 yılındaki 2000 ve 2001 yılındaki çalışmalarla belirlemiş oldum. O zaman gerçekten bebeklik aşamasındaydı. Bu fikirler daha yeni gelişiyordu. Daha ne bir teleskop ağı vardı, ne büyük bir 200 kişiyi geçen bir grup vardı. Ama o noktadan başlayarak bunları yavaş yavaş geliştirmeye başladık. Dediğim gibi bunun teorik yönü, teleskop yönü, teknolojik yönü ve de sosyal yönü. Bu kadar büyük bir projeyi yapabilmek için dediğim gibi şu anda hatta 300 kişiye yaklaştık. Bu işin sosyal yönünü de tabii ki geliştirmek gerekiyor. Belirlediğimiz kara deliklerden biri kendi samanyolumuzun merkezindeki Sagittarius A star ya da kısaca Sag A star dediğimiz bir kaynak. Bu istediğimiz milimetre dalga boyunda ışıma yapıyor. Bu kara deliğin özelliklerini başka yollardan aşağı yukarı biliyoruz. Örneğin çevresinde dönen yıldızlar olduğunu biliyoruz. Ama çok az ışıma yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bizim kaynaklarımızdan biri olarak bunu belirledik. Ama teknolojik olarak yine de yeterli o noktada donanımımız yoktu. Neden diyeceksiniz? Bu en iyi kaynak, bize en yakın, en büyük görünecek kaynak bile ayın üzerine koyduğumuz bir simit büyüklüğünde. Yani uzaydaki açısal büyüklüğü o kadar küçük ki, bunu anlamak için ben size şunu göstereyim. Derece, mesela ay gökyüzünde yarım derecedir. Onu 60'a bölüp yay dakikaya tanımlıyoruz. Onu da 60'a bölüp yay saniyeyi tanımlıyoruz. Onu 1000'e bölüp mili yay saniyeyi tanımlıyoruz. Onu da 1000'e bölüp mikro yay saniyeyi tanımlıyoruz. Yani bizim bakmaya çalıştığımız kara deliklerin, fotoğrafını çekmeye çalıştığımız kara deliklerin açısal büyüklüğü gökyüzünde bir derecenin 100 milyonda biri. Dolayısıyla hiçbir teleskop, ne kadar büyük olursa olsun, teklik bir teleskop, hatta uzay teleskopları, bu James Webb'den aldığımız haberleri duyuyorsunuzdur. Ondan önce Hubble, Chandra teleskopları, hiçbirinin bu çözünürlüğe ulaşacak kapasitesi yok. Dolayısıyla yeni bir teknik geliştirdik ve de dünya çapında gerçekten global bir teleskop ağı kurduk. Bu tekniğin adı interferometri. Bu teleskopları birleştirip, teleskoplardan gelen sinyalleri birleştirip, aynı anda uzaktaki bir cisime bakıp sinyalleri kaydedip, sonra yine bilgisayar kullanarak sanki teleskobumuz dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar genişmiş gibi sinyalleri birleştirerek bu çözünürlüğü elde ediyoruz. Bu çok yeni ve çok ilginç bir teknik. Daha çok bunun kullanımı teleskopları gerçekten fiziksel olarak kablolarla birbirine bağlamakla yapılıyordu eskiden. Şimdiki haliyle dediğim gibi sinyalleri bilgisayarlar da yardımıyla kaydediyoruz. Daha sonra birleştiriyoruz ve bu veri miktarı aşırı yüksek. Yani bir gecede petabyte seviyesinde veri topluyoruz. Bunu birazcık size bu teleskop ağının neye benzediğini göstermek istiyorum. Bir video hazırlamıştık 2017 yılında bu gözleme katılan teleskoplar. Çünkü biz teorik ve bilgisayar modelleri üzerinde çalışırken birçok arkadaşımız da bu teleskopların donanımı üzerinde çalıştı. Milimetre dalga boyunda gözlem yapabilme, bu miktarda veriyi kaydedebilme ve de bütün teknik donanımını gerçekleştirmek için birçok mühendis ve bilim insanı arkadaşımız da
bu proje üzerinde çalıştı. Teleskoplar gördüğünüz gibi dünyanın her tarafında bu özellikle yüksek ve kuru yerleri arıyoruz ki sinyal kalitemiz etkilenmesin. Teleskoplar biliyorsunuz dağ başlarına kuruluyor atmosferden etkilenmemek için. Ve de Amerika'dan, Hawaii'den, Güney Kutbu'ndan Şile'ye kadar birçok yerde hatta şu anda 2024 yılında Grönland'da Kuzey Kutbu'nda da bir teleskobumuz var. İki tanesini yakından göstereyim. Bu benim yakından tanıdığım Arizona'daki teleskop. Bu da Güney Kutbu'nda gerçekten hani Güney Kutbu'nda olan ve de bizim gözlemlerimize katkıda bulunan bir teleskop. Birçok arkadaşımız, meslektaşımız bu projeye katıldı dedim biraz önce. Bundan da bir örnek göstereyim. Bu yakından çalıştığım Dan Maroney ve öğrencisi Junhan Kim. Gördüğünüz gibi bu teleskopların donanımları içinde özel dedektörler geliştiriliyor ve hatta siz mühendis olarak bunu gayet iyi anlarsınız. Bir dizayn yaparken orada ısı dağılımını çok iyi sağlamak için hatta bizim dedektörlerimizde soğutmayı çok iyi sağlamak için hepsi altın kaplı gördüğünüz gibi. Altının iletişim özellikleri, iletkenlik özellikleri pardon son derece uygun olduğu için. Ve de bu şu anda gördüğünüz dedektör şu anda Güney Kutbu'nda bulunuyor. Özellikle ekibimiz bunu Güney Kutbu'na götürüp orada monte etti ve gözlemlere katılmasını sağladı. Sosyal yönü işin 1999-2000 yılında ben bu işin teorisine başladığım zaman bir avuç insan bile değildik. Birkaç kişi teleskop kısmını düşünüyordu, birkaç kişi teorik kısmını düşünüyordu. O kadar, ondan fazla değildi. 2018 yılında ilk global gözlemlerimizden sonra yıllık buluşmamızda bu bile şu anki ekibin küçük bir kısmı diyeyim ama çok aktif olarak çalışan üyelerin çoğu burada. Bu Hollanda'daki bir toplantımızdan bir resim. Bütün bunların yanı sıra işin eğitim yönü de var. Sizler gibi genç insanları, sizler gibi bu işe yeni başlamış, bu bilgisayar çalışması da olabilir, dedektör geliştirmesi de olabilir, teleskopta başka işlemler de olabilir, yazılım olabilir. Çok yönlü şekilde bu genç insanlarımızı eğitmek için analiz günleri düzenledik, yaz okulları düzenledik, teleskop seyahatlerinde bulunduk, öğrencilerimizi ve grupları çeşitli teleskoplara götürdük. Ve yine benim sizinle bugün buluştuğum gibi Zoom üzerinden birçok paylaşımda bulunduk. Bütün bilim çevresini de bu konuda aydınlatmak için ve de bize katkıda bulunmalarını sağlayabilmek için. 2002'deki basın toplantısından büyük ihtimalle fotoğrafları gördünüz. Analiz ve modelleme liderliğini yaptığım için basın toplantısını da ben başlattım ve de kendi galaksimizin merkezinde bu bahsettiğim Sagittarius A-Star kara deliğinin görüntülerini de dünya ile böylelikle paylaşmış olduk. Orada da durmadık. Bilim hiçbir zaman tamam artık yaptık bitti anladıkla yetinmiyor. Aslında mühendislik de öyle. Her zaman malzemenin daha iyisi, her zaman yazılımın daha iyisi, her zaman teknolojinin daha iyisi, telefonlarımızın daha iyisi, depreme dayanıklılığın daha iyisi. Bütün bunlar bizim için çok önemli olan şeyler. Dolayısıyla hiçbir zaman tamam bitti şu noktada durduk demiyoruz. Bu yine benim grubumdan 2023 yılında bu görüntüleri paylaştıktan sonra geliştirdiğimiz burada machine learning kullanarak ve de bu bilgisayar modellemelerini kullanarak
elde ettiğimiz görüntü kalitesini yükselttik. Örneğin M87 gezegeni bahsetmedim size. Ben daha çok kendi galaksimizin merkezindeki kara delikten bahsettim. Ama 2019 yılında ilk yayınladığımız görüntü en sol taraftaki gibiydi. Neden? Bilgisayar ağının bütün çözünürlüğüne ulaşamadık. O dönemde bu görüntüyü elde etmek için bu teleskoplardan gelen verileri birleştirmek için kullandığımız teknikte geliştirebileceğimiz şeyler vardı. Dolayısıyla çözünürlüğü sol taraftakinin gördüğünüz gibi daha düşük. En sağ tarafta bugünkü görüntü. Dediğim gibi bu yeni machine learning tekniklerini kullanarak elde ettiğimiz son görüntüler. Bundan da daha ilerisi var. Görüntüleyebileceğimiz başka kara delikler var. Hatta benim şu anda üzerinde çalıştığım, liderliğini yaptığım proje bunu uzaya götürmek. Şu anda dünyadan yapabileceğimiz bilimin neredeyse sınırına, özellikle bu konuda neredeyse sınırına varmış durumdayız. Birkaç teleskop daha ekleyebiliriz ama gerçekten uzayın daha uzaktaki kara deliklerine ulaşmak için ve farklı bilimsel sorular sorabilmek için artık kendimizi global bir ağ değil, gerçekten uzayda yapabildiğimiz bir ağa götürmemiz lazım. Bunun için tabii ki birçok teknolojik bariyer var. Şu anda da onlar üzerinde çalışıyoruz. Ben sizi son bu iki kara delik görüntüsüyle bırakayım. Soru cevaba da birazcık vakit bırakabilmek için konuşmamı daha kısa hazırladım. Memnuniyetle sizin sorularınıza cevap verebilirim. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten harikaydı. Çok ilginç. Çok ilginç bir konuyu çok güzel ve çok basit bir şekilde anlattınız. Çok teşekkürler. İlk soruyu ben size sorayım. Burada there are women engineering students from all over the world, like Kosovo, Macedonia, Saudi Arabia, Türkiye, and also new engineers who graduated from this program and they came back. What would your advice be for them? Nasıl bir şey, nasıl, ne öğütlersiniz, ne yapsınlar? Şu açıdan sordum çünkü şunu dediniz. 20 sene, hatta 25 senedir bu konuda çalışıyorsunuz. Yani uzun bir süre ama hiç pes etmemişsiniz. Evet. My My advice advice for for you you is is be fearless. The only be way fearless. you can make a difference in what you're doing is be fearless, not only in your interactions with other people, but also in your trust in yourself and in your ability to develop new ways of doing things. Don't ever think, "This is the only thing that I know, so I'm stuck doing it this way." The best thing you can do for yourself is really approach things with curiosity, with fearlessness, and this fearlessness also extends to lack of fear of failing, because failing is normal. If you're not failing in what you're trying, you're not trying hard enough. You should just accept ups and downs as part of your journey. And when things don't go the way you imagined, learn from that experience and move on. As humans, we are capable of learning from what we do. So that's my one advice to you: be fearless. Be fearless because failing is normal. That's very important. Ben bu arada birisine teşekkür etmek istiyorum. I would like to thank someone who made this possible. Natalie is our classmate from university, from civil engineering. She is now university. Bir ayağa kalk bir görsünler seni. Natalie reached to our professor and then thank you for organizing with Eda. Thanks for making this real. Thank you. Any more questions? Evet, fearless girls. Questions. Var mı sorusu olan? Vardır herhalde. Bak bu kadar önemli birileri vardı. Astrofizikte çalışmak istiyordu. Dün akşam söylediler. İki kişi. Hocam eskiden herkes yurt dışında proje yapmak istiyordu. Dün akşam konuştuk. Herkes şunu dedi.
biz artık uzayda çalışmak istiyoruz. Yani bizim kızlarımız da böyle hedeflerini çok büyüttüler. Bir tane soru gördüm. Lütfen. Merhabalar. Bu yüksek sesle istersen ayağa kalk. Hem de herkes sizi görsün, şöyle bir kendinizi gösterin kızlar. İsmini de söylersen. Merhaba, ben Damla Atıcı. Teleskop çalışmalarınızın sonraki adımının uzayda yapılacağından söz ettiniz. Bunun için planlanan bir çalışma var mı? Avrupa Uzay İstasyonu mu düşünülüyor? Sesimi aldınız umarım. Arada bir zaman farkı oluyor, onun için... Evet, duyabildim. Teşekkür ederim. Bu şu anda uzayda olan bir teleskopla ya da bir uzay üssüyle yapabileceğimiz bir proje değil. Yeni bir teleskop geliştirmek gerekiyor ve onun için en uygun yörüngeyi bulmak gerekiyor. Hatta tek bir teleskop da yetmeyecek. Çünkü kullandığımız teknik, biraz önce anlattığım gibi, teleskopları birleştirip bir ağ yapmak üzerine. Ama bunu sadece iki teleskopla, yörüngede olan sadece iki teleskopla yapabileceğimizi belirledik. Ve de şu anda üzerinde çalıştığımız şeyler, bu teleskoplardan verileri nasıl alırız, nasıl birleştiririz? Çünkü dünya üzerinde teleskoplar tabii ki birbirlerine göre hareket etmiyor. Sadece dünya döndüğü için hareket ediyor. Oysa yörüngedeki teleskoplar birbirlerine göre de hareket ettikleri için yeni analiz teknikleri geliştirmemiz gerekecek. Aynı zamanda teorik olarak hangi kaynaklara ulaşabileceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla nasıl 1999'da bu proje bebeklik aşamasındaydı, şu anda da uzay teleskobu projesi bebeklik aşamasında. 25 yıl sonra sizinle buluşup onu da anlatmayı isterim. Söz verdiniz hocam. 25 sene sonra buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Başka bir soru daha alabilirim. Varsa sorusu olan. Eğer yoksa. Hocam size yan yana olamadığımız için hediyenizi veremedik. Var mı? Evet, bir soru daha alıyoruz. Sonra evet veda ederiz. Tamam. Vakti de evet. Merhabalar. Kendini de tanıtırsan bir ayakta, ayakta. Biz de tanıyalım. Zaten seni tanıyoruz da tanımayanlar var. Merhaba, Gül ben. Ben şeyi sormak istiyorum. Hani söylediniz ya, işte dünyada bu kara deliklerle yapabileceğimizin neredeyse hani son noktasına varmış üzereyiz ve dolayısıyla artık çalışmalarımıza uzayda devam etmeyi düşünüyoruz. Bu son noktanın ne olduğunu açıkçası ben merak ettim. Tam olarak nereden, neyden bahsetmek istediniz? Dünyanın büyüklüğünden. Yani kurabildiğimiz teleskop ağı mecburen dünyanın yarı çapı, dünyanın çapı kadar büyük. Ondan fazla teleskoplarımızı koyabileceğimiz bir yer yok. Dolayısıyla bu tekniği kullanarak çözünürlüğü arttırmak için gidebileceğimiz bir yer yok. Ayrıca gözlemlerimiz atmosferden etkileniyor. Ne kadar dağ başlarına da gitsek, kurak çölleri de arasak, ne olursa olsun sinyallerimiz bir miktar atmosferin dalgalanmasından da etkileniyor. O konuda da limitimize varmış durumdayız. Bütün tekniklerimizi kullanarak atmosferin etkilerini yok etmeye çalışıyoruz ama onda da limitimize varmış durumdayız. Dolayısıyla yörüngeye çıkarak hem çözünürlüğü arttırıp hem atmosferin etkilerini elimine edebileceğimizi düşünüyoruz. Dediğim gibi projenin başlangıç aşaması. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. This was very inspiring. I mean, as Turkish people, we are proud of you. But as all women engineers, we are also proud of you. Thanks for, you know, sharing. Thank you. Your time is so valuable. Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız Amerika'dan ta sabahın erken saatlerinde. Bir de size bir sanat eseri hediyemiz var ama şu anda veremiyoruz. Onu ben Türkiye'de sizin için saklayacağım. Yıldız Moran, çok eski bir sanatçımızın eserini size Türkiye'ye geldiğinizde takdim edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Thank you all for listening. Love from Atlanta. I hope to see you succeed in your paths and do even better, brighter things than I have what I've discussed today. We'll follow your path and you know we'll accept that failure is normal.
Thank you so Failure much. Is normal. Keep going. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet. Gerçekten another, she was very inspiring. I mean, she was on the news last year and we are so proud of her.